16.6'de şimdi ana haber zamanı. Damla Davis Özel'le Kanal T ana haber başlıyor. İyi akşamlar sayın izleyiciler. Kanal T Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenine hoş geldiniz. Güney Asya'nın gelişmelerle karşınızdayız. Yine bu akşam özellikle Kıbrıs sorunu ağırlıklı bir bültenimiz var. Bunun dışında bugün genel kurullar gerçekleşti. Bir yandan Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nın yeni yönetim kurulunun belirleneceği 31. olan genel kurulu bir yandan da Öğretmenler Sendikası'nın 41. olan genel kurul toplantısı yapıldı bugün. Detaylarını yine ana haber yolculuğumuzda paylaşacağız sizlerle. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde ne yazık ki zaman zaman yaşanan ülkücülerde Kürt öğrenciler arasında çıkan tartışmalar yine ana haber yolculuğumuz içerisinde yerini bulacak. Bir yandan da tabii ki dünyada öne çıkan gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız ana haber yolculuğumuz içerisinde. Ve ana haber yolculuğumuz başlıyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin olarak gelinen noktada henüz her şey öldü bitti noktasında olmadığını, Haziran ayında bir denemenin daha yapılabileceğini söyledi. Ayrıntılar birazdan. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin olarak gelinen noktada henüz her şey öldü bitti noktasında olunmadığını, Haziran ayında bir denemenin daha yapılabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıslı Rumların bu yanlış tavırlarından vazgeçebileceklerine inanıyorum ancak bunun için bir şart vardır. Uluslararası camianın ve Birleşmiş Milletler'in kendilerine bu tavırlarının yanlış olduğunu mutlaka altını kalın çizgilerle çizerek göstermesi lazım dedi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı katıldığı bir genel kurulda müzakere sürecinde gelinen son durumda Rum lider Anastasiadis'in açıklamalarını değerlendirdi. Mustafa Akıncı sözlerine 2017 yılının risklerle dolu olduğunu hatırlatarak başladı. Akıncı, Rum liderin çözüm arzusu uzaklaşmaya başladı ifadesinde kullandı. Seçim tarihi yaklaştıkça boya tenekesi gibi Sayın Anastasiadis'in çözüm arzusu da uzaklaşmaya başladı. Biz bunu yaşayarak somut örneklerle gördük. Bugünlerde de bunu çok net olarak görmekteyiz. Akıncı sözlerine şöyle devam etti. Güvenlik ve garantileri tabii bize toplantıda toprağı söyledi. Güvenlik garantiyi ikinci sırada söyledi. Şimdi sırasını değiştirdi. Güvenlik garantiyi önce sonra toprak ama zihniyet aynı zihniyet. Değişen bir şey yok. Gidelim. Güvenlik garantiyle ilgili konuyu halledelim. Ondan sonra da toprağa geçelim. Toprakta zaten ciddi bir adım attıydık. Yüzdeliği konuştuk, harita koyduk, kilit altına aldık ve sen de biliyorsun, Birleşmiş Milletler de biliyor ki o harita artık en son aşamada çıkar. Belki üzerinde bazı rötuşlar yapılmak için çıkar. Bunu da konuştuk. Rum lider Anastasiadis'in basında yer alan yeni öneri sunduğum Akıncı onu da reddetti şeklindeki bir açıklamasını gördüğünü kaydeden Mustafa Akıncı, yeni öneri filan yoktur dedi. Şimdi bugün basında görüyorum. Yeni öneri sundum Akıncı onu da reddetti diyor. Yeni öneri falan yoktur arkadaşlar. Aynı zihniyetin ürünü bir düşünce ile geldi. Dün Sayın Ayde ve Sayın Ayde bana bu metni verirken dedi ki kendilerine de söyledik bu Kıbrıs Türk tarafının kabul edebileceği bir öneri değildir, bir düşünce değildir. Ama onlar ısrar ettiler. Ben de aracıyım, bunu size getirmek zorundayım dedi. Cumhurbaşkanı, henüz her şey öldü bitti noktasında değilim. Haziran ayında bir deneme yapılabilir ifadelerinde kullandı. Ben her şey öldü bitti noktasında değilim henüz. Haziran ayında bir denemenin hala yapılabileceğine, Rumların bu yanlış tavırlarından vazgeçebileceklerine inanıyorum ama bunun için bir şart vardır. Uluslararası camianın ve Birleşmiş Milletler'in kendilerine bu tavırlarının yanlış olduğunu
mutlaka altını kalın çizgilerle çizerek göstermesi lazım. Bunu söyleyen sadece biz olmamalıyız. Bu konuda da ümidim vardır. Bu gerçeği ifade edenin yalnız biz olmayacağımız konusunda da ümidim vardır. Evet, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklaması böyleydi. Bir açıklamada Kıbrıs'ı Rum lider Nikos Anastasiadis'ten geldi. Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin Kıbrıs sorunundaki güvenlik konusunda çözüm sağlanmasında büyük rol oynayabileceğini ifade etti. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yabancı basına konuşarak müzakere sürecindeki gelinen son durumu değerlendirdi. Filareftoros gazetesinde yer alan habere göre Rum lider, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin Cenevre'deki görüşmelere müdahil olmayı isteyip istemediklerini bilmediğini, ancak güvenlik konusuna çözüm bulunmasında büyük bir rol oynayabileceklerini, bunun da garanti anlaşmalarına son verilmesi seçeneklerinden biri olabileceğini savundu. Rum lider ayrıca Güvenlik Konseyi'nin BM tüzüğünün 7. maddesi çerçevesinde güvenlik ve uygulanması için garantör olabileceğini de iddia etti. Çözüm çabalarından da söz eden Anastasiadis, Türk askerinin çekilmesi de dahil olmak üzere güvenlik ve garantilerde toprak şeklindeki iki önemli konunun çözümsüz kalması nedeniyle herhangi bir ilerlemenin gözlemlenmediğini belirtti. Anastasiadis, yönetim, güç paylaşımı, ekonomi ve mülkiyet konularında ilerleme olduğunu, güvenlik ve toprak konularında ilerleme olmadan bunların görüşülmesine de gerek olmadığını iddia etti. Nikos Anastasiadis, Cenevre'ye gitmemize ve kendimizi tekrarlamaya gerek yoktur çünkü adada müzakereleri yürütüyoruz. Dört başlığa ilişkin olarak kendi kendimizi tekrarlıyoruz şeklinde konuştu. Anastasiadis, Güney Kıbrıs'ın tek yanlı ilan ettiği, sözde münhasır ekonomik bölge içerisindeki hidrokarbona ilişkin araştırmalar ve bundan faydalanılmasına ilişkin ileri sürülen Türkiye'nin saldırgan politikalarının Kıbrıs sorununa çözüm bulunması çabalarını daha karmaşık hale getirdiğini de ileri sürdü. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'dan da açıklamalarında ifade ettiği üzere, Kıbrıs Konferansı'nın ön koşulsuz olarak 11 Şubat 2014 liderler ortak açıklamasındaki anlayışa ve ilk konferansta da öngörülen ancak hayata geçirilemeyen tüm başlıkları bir arada ele alacak metodolojiye sadık bir şekilde yeniden toplanmasının sağlanmasını beklemektedir dedi. Ayrıntılar birazdan. Kıbrıs sorunuyla ilgili bir açıklamada Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'nın da açıklamalarında ifade ettiği üzere Kıbrıs Konferansı'nın ön koşulsuz olarak 11 Şubat 2014 liderler ortak açıklamasındaki anlayışa ve ilk konferansta da öngörülen ancak hayata geçirilemeyen tüm başlıkları bir arada ele alacak metodolojiye sadık bir şekilde yeniden toplanmasının sağlanmasını beklemektedir dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu müzakere sürecinde yaşananlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Müftüoğlu açıklamasında şunları kaydetti. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı'nın da açıklamalarında ifade ettiği üzere Kıbrıs Konferansı'nın ön koşulsuz olarak 11 Şubat 2014 liderler ortak açıklamasındaki anlayışa ve konferansta da öngörülen ancak hayata geçirilemeyen tüm başlıkları bir arada ele alacak metodolojiye sadık bir şekilde yeniden toplanmasının sağlanmasını beklemektedir. Rum lider Nikos Anastasiadis'in Kıbrıs Konferansı'nın yeniden toplanması için ileri sürdüğü ön koşulların 11 Şubat 2014 liderler ortak açıklamasında kayıtlı konuların birbiriyle ilintili müzakere edilmesi ve tüm bu konular üzerinde anlaşılmadan herhangi bir hususta mutabık kalınmamış sayılacağı ilkelerine aykırı olduğu ve 12 Ocak 2017 tarihli Kıbrıs Konferansı bildirgesiyle de uyuşmadığı görüşündeyiz. Müftüoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'nın da açıklamalarında ifade ettiği üzere Kıbrıs Konferansı'nın ön koşulsuz olarak
Liderler ortak açıklamasındaki anlayışa ve ilk konferansta öngörülen ancak hayata geçirilemeyen tüm başlıkları bir arada ele alarak yeniden toplanmasının sağlanmasını beklemekteyiz diyerek sözlerini tamamladı. Ve devam edelim, yeniden ülkeye dönelim. Kıbrıslılar 2 yıldır Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için yürütülen müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydeden iki lidere daha fazla gecikmeden Kıbrıs'ı birleştirme çağrısı yapmak için bugün yeni bir organizasyon gerçekleştirdi. United Cyprus Now örgütü Letra ve Lokmacı kapısı geçiş noktasında Kıbrıs Rum tarafından Kıbrıs Türk tarafına uzanacak bir insan zinciri oluşturarak son 2 yıldır Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için yürütülen müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydederken iki lidere daha fazla gecikmeden Kıbrıs'ı birleştirme çağrısı yaptı. Eyleme çok sayıda Kıbrıslı Türk ve Rum çeşitli sloganlarla çözüm istediklerini vurguladılar. Eylemde şarkı, şiir, müzik ve çeşitli sanatsal performanslar da eşlik etti. Evet, Kıbrıslılardan anlamlı mesaj liderlere, her iki lidere de, hem Sayın Akıncı'ya hem Sayın Anastasiadis'e. Devam edelim bültenimize. Polis basın subaylığından yapılan açıklamada dün gece Lefkoşa Mausana yolundaki kazada kimdi henüz tespit edilemeyen bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Lefkoşa Gazi Mausana yolu 19-20 kilometreleri arasında cuma gecesi saat 23.30'da meydana gelen kazada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi. Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre hayatını kaybeden şahsın siyahi erkek olduğu kaydedildi. Kaza dikkatsizce sürüş yapan M.E.'nin yönetiminde bulunan aracın İnönü Korulu önlerine geldiği esnada yol içerisinde soldan birinci şerit içerisinde yaya olarak bulunan kimliği meçhul şahsa çarpmasıyla meydana geldi. Yaralı Lefkoşa Burhan Nalbantolu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 02.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Aras sürücüsünün de tutuklandığı, polisin olayla ilgili soruşturmasını sürdüğü öğrenildi. İslam aleminin kutsal ayı ve 11 ayın sultanı Ramazan başladı. 2017 yılının ilk iftarı saat 20.02'de açılacak. Ayrıntılar birazdan. Ramazan ayı başladı. 2017 yılının ilk iftarı ise saat 20.02'de açılacak. İslam aleminin kutsal ayı ve 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı başladı. 2017'nin ilk sahuruna kalkıldı. Bugün iftar 20.02'de açılacak. Ramazan ayı 24 Haziran gecesi sona erecek. 21 Haziran çarşamba gecesini 22 Haziran perşembeye bağlayan gece Kadir gecesi olarak idrak edilecek. 29 gün tutulacak orucun ardından 25 Haziran pazar günü Ramazan bayramı başlayacak. Bayram 25, 26 ve 27 Haziran tarihlerinde 3 gün sürecek. Bu arada Din İşleri Başkanlığı bu yılki fitrenin 20 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Fitre vermek isteyenlerin fitrelerini bayram namazından önce vermesi gerektiği de hatırlatıldı. Yakında Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Dr. Yusuf Sıçmaz Kanal T ekranlarında yayınlanan Günaydın Kıbrıs programına katıldı ve Adem Kalaz'ın sorularını yanıtladı. Yakında Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Yusuf Su İçmez, Kanal T ekranlarında yayınlanan Günaydın Kıbrıs programına katıldı. Su İçmez, Ramazan ayının ne anlama geldiğini anlattı. İbadetin, Ramazan'ın temel mantığı bunun üzerine oturuyor. İnsan ruhunu ve bedenini kontrol etmeli ve terbiye etmelidir. Yani insanın üst bilincinin, süper egosunun, egosunu düzenlemesi gerekir. Biraz psikolojik bir tanımla bunu söylersek.
Unutarak yemek yemenin oruç bozmadığını belirten Yusuf Su İçmez sözlerini şöyle sürdürdü. Yani bunu bilerek yaparsa, hani bilerek yerse, içerse, bu irade gösterememek demektir yani o anlamda. Çünkü orucun maksadı nedir? Bu içgüdülere karşı bir eğitim sağlama, bir kontrol sağlama. Sen kontrolü kaybettin demektir, oruç bozuluyor. Yani yeme, içme, cinsellik duygusuna yönelik amaç ne? O insanın otokontrolünü sağlamak. Sen orucu bozduğunda zaten otokontrolünü yaptın, kaybettin, bozuldu bu anlamda demektir. Yardımcı doçent doktor Su İçmez, diş fırçalamanın oruç bozmadığını belirterek şunları kaydetti. Bunların göz burun damlaları dediğim gibi bunlar içe mi diye giden şeyler. Bunlar tedavi amaçlı. Bu da aynı şıstıdır diğeri gibidir. Yani bunlarda da mesela bir doktorun görüşü doğrultusunda, doktor uzmanın görüşü doğrultusunda. Çünkü burada mideye ve giden şey anlamında burada. Yani beslenme amaçlıdır bu. Yoksa göz damlası, gözümüze her gün su gider. Başka bir şey de alıp gözümüze bir şey yapmaz. Veya burnumuza su şey gider. Bu onu bozmaz. Bu mesele nedir? Mideye inen ve beslenme etkisi olan ve beslenme amaçlı olan açlık ve susuzluk duygusunu gidermeye yönelik bir davranış varsa budur esas olan. Ve bültenimiz güne yansıyan diğer gelişmeler de devam ediyor. Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nın yeni yönetim kurulunun belirleneceği 31. olan genel kurul toplantısı bugün yapıldı. Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurul toplantısına genel kurulun açılış töreninde çalışmaları ve katkıları nedeniyle Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun tarafından Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı'ya plaket verilirken Meclis Başkanı Sibel Siber'in mesajı okundu. Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nın 31. olağan genel kurulu yapıldığı saygı duruşuyla başlayan genel kurulda İstiklal Marşı okundu, divan oluşturuldu. Daha sonra konuşmalara geçildi. İlk sözü Oda Başkanı Ali Çıralı aldı. Sıkıntılara dikkati çekti. Üreticilerimizin finansman maliyetlerine olumlu etkisi olan ve yeni yatırımlara olanak sağlayan Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı faiz destekli kredi programlarıyla kısmi hibe programlarının da çok kritik rolü bulunmakta ve bu desteklerin de artarak devam etmesi sanayi sektörünün ve dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin gelişmesinde kritik rolü bulunmaktadır. Ardından siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarına yer verildi. TDP Genel Sekreteri Asım İdris eğitim konusuna dikkati çekti. Üniversitelerimizin gelişmesi, buradaki öğrenci nüfusun artması, evet ekonomik açıdan müthiş bir artı değerdir Kıbrıs Türkiye için. Ama bununla birlikte bindiğimiz dalı kesmekle ilgili de çok yetenekli olduğumuz da bilinmektedir. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Hatun da söz aldı. Şu anda geldiğimiz pozisyonda Türkiye Cumhuriyeti'nin gelen kaynakların sadece 7'de 1'i artık bütçe açığı finansman için kullanılıyor. Ve önümüzdeki dönem artık bütçe açıklarının kapandığı, fazlasının geldiği zaman. Bu ne demektir? Bütçe açığı ne demek? Eldeki kaynakların öncelikle devletin giderlerinin sağlanması için kullanılması ve artanın reel sektör gelişimi için kullanılması demek. CTP Milletvekili Tufan Erhürmansa turizm ve yüksek öğrenimde yaşanan sıkıntıları anlattı. Nedir öncü sektör? Öncü sektör evet ülkeye en fazla gelir getiren bir sektör olacak. Evet gelişmeye açık olacak ki öncü olabilsin ama bir özelliği daha arkasından diğer sektörleri de çekip sürükleyecek. Mesela sanayi, mesela tarım, mesela hayvancılık bu sektörün etrafında örülecek, o sektörün olanaklarından yararlanacak. O sektör sanayiye de katkı yapacak ki bizim arzu ettiğimiz gibi sanayi istihdamı genişleten bir kesimdir. Hem sanayici kazansın hem istihdam olanakları genişlesin ülkede. İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da sanayi ve ekonomide çalışmaların önemli olduğunun altını çizdi. Gerçekten sanayinin ve ekonominin sorunlarına ciddi olarak eğilmesi lazım. Bunun zamanı geldi geçti bile özellikle Kıbrıs sorununda gelinen aşamada yani çözümün bir başka bahara ertelenmiş göründüğü bu aşamada sanırım konsantrasyonu ekonomiye yönlendirmek en doğru iş olacak. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sözlerine Ali Çıralı'yı tebrik ederek başladı. Akıncı ambargo ve izolasyonlara dikkati çekti.
bundan sonraki çalışmalarda sanayi odamıza başarılar diliyorum. Bunun yanında söylemek istediğim bir diğer husus şudur. Hep ambargolardan, izolasyonlardan yakınırız. Doğrudur. Bunun bizim ekonomimize etkileri elbette vardır. Ama biraz önce yapılan konuşmalardan kendi kendimize uyguladığımız ambargoların olduğunu da görüyoruz. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın 41. olağan genel kurul toplantısı da bugün yapıldı. Hidden Garden'da saat 10.45'te başlayan genel kurul toplantısında yoklama ve saygı duruşunun ardından başkanlık divanı oluşturuldu. Ardından açılış konuşmaları yapıldı. KİTÖS 41. olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Yoklama ve saygı duruşunun ardından başkanlık divanı oluşturuldu. Sendika Yönetim Kurulu Başkanı Semen Saygun ilk sözü aldı. Yaşadığımız dünyada emeğimizin değeri gün geçtikçe düşüyor. Neoliberal politikalar biz emekçileri sömürmeye devam ediyor. Biz KİTÖS olarak yıllardır ülkemizde barış umudunu canlı tutup tüm Kıbrıslıların birlikte özgürce ve huzur içinde yaşayacağı bir ülke için mücadele ediyoruz. Genel kurulda Güney Kıbrıs'tan inisiyatif temsilcileri ve sendika başkanlarıyla temsilciler de katılarak kısa birer konuşma yaptılar, barış istençlerini dile getirdiler. Genel kurulda ülkemizden katılan bazı parti temsilcileri de ülkemizde yaşanan sıkıntılarla müzakere sürecindeki sorunlara dikkati çekti. Evet, iki genel kurul haberini ardı ardına paylaştık. Bu kez hoş olmayan gelişmeleri paylaşacağız yine sizlerle. Ülkücüler de Kürt öğrenciler arasında çıkan kavga üzerine DAÜ yönetimi önlem amaçlı üniversitenin tüm girişlerini kapatırken ana giriş kapısında bulunan polis ekipleri araçların her birini teker teker kontrol ederek üniversite içine giriş ve çıkışları sağladı. Ülkücülerle Kürtler arasında çıkan kavga Gazi Mosa'yı karıştırdı. Kavgada yaralanan iki kişi önce Gazi Mosa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak için Gazi Mosa Polis Müdürlüğü'ne götürüldüler. Kavga üzerine DAÜ yönetimi önlem amaçlı üniversitenin tüm girişlerini kapatırken ana giriş kapısında bulunan polis ekipleri araçların her birini teker teker kontrol ederek üniversite içine giriş ve çıkışları sağladılar. Birçok arabadan kesici aletin çıkması akıllarda soru işareti bıraktı. Hafta sonu nasıl olacak diye merak edenler için sırada Meteoroloji Dairesi'nin açıklaması var, raporu var. Meteoroloji Dairesi ılık ve nemli havanın etkili olacağını bildirdi. Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 27 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında bölgemizin ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı bildirildi. Rapora göre hava pazar gününden itibaren az bulutlu olması bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin haftalık hava tahmini raporuna göre en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 28 ila 31 santigrat derece, sahillerde ise 24 ila 27 santigrat derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin haftalık hava tahmini raporuna göre rüzgar kuzey ve batıdan orta kuvvette esecek. Sırada dünyada öne çıkan gelişmeler var. Sanayileşmiş 7 ülkenin liderlerini bir araya getiren G7 zirvesinin ilk gün oturumları sonunda terörle ve aşırıcılıkla mücadelede ortak bir deklarasyona imza atıldı.
İtalya Başbakanlığı ev sahipliğinde Sicilya Adası'nın tatil beldesi Torino'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'nin ilk günkü oturumlarına ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kanada Başbakanı Trudeau, Almanya Başbakanı Merkel, Japonya Başbakanı Abe, İngiltere Başbakanı May ile AB Konsey Başkanı Tusk'la AB Komisyon Başkanı Juncker katıldı. Liderler ilk gün toplantılarında terör, güvenlik, dış politika ve iklim değişikliğini masaya yatırdı. G7 liderleri terör ve aşırıcılıkla mücadeleye ilişkin ortak bir deklarasyonu imzalarken iklim değişikliğiyle mücadele hususunda bir ilerleme kaydedemedi. G7 liderlerinin kabul ettiği 15 maddelik bildiride Manchester'daki saldırı ve terörün her türlüsünün güçlü şekilde kınandığı, kurbanlara ve yakınlara başsağlığı dilendiği belirtildi. Manchester saldırısının terörle mücadele çabalarının artırılması gerçeğini ortaya koyduğunu dile getirilen ortak metinde, bu hususta belirtilen konuların bir an önce uygulamaya konulması gerektiğine de vurgu yapıldı. Liderlerin imza koyduğu deklarasyonda teröristlerin maddi kaynaklarının kesilmesi, bu amaçla mali alanlardaki istihbarata ve bilgi paylaşımına önem verileceği de dile getirildi. İngiltere'nin Manchester kentinde yaşanan saldırı sonrası başlatılan operasyon sürüyor. Polis saldırıyla alakalı gözaltında tutulanların sayısının 9'a çıktığını açıkladı. İngiltere'nin Manchester kentinde yaşanan saldırı sonrası başlatılan operasyon sürüyor. Güvenlik güçleri kentte ve çevresinde şüpheli adreslere baskın düzenlemeye devam ediyor. Polis, Moorside kentinde bir kişiyi daha gözaltına aldığını, saldırıyla alakalı gözaltına tutulanların sayısının 9'a çıktığını bildirdi. Yetkililer, kanlı eylemle bağlantılı kişilerin çoğunun yakalandığı da kanısında. İngiliz yetkililer açıklamasının devamında gözaltıların önemli bir gelişme olduğunu ve saldırıyla alakalı bazı kilit isimleri yakaladıklarını açıkladı, ancak operasyonun henüz tamamlanmadığını belirtti. Manchester Arena'da pazartesi günü bir konser esnasında kendini havaya uçuran saldırgan 22 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Olayda onlarca kişi de yaralanmıştı. Canlı bombanın 22 yaşında Salman Abedi adlı Libya kökenli İngiliz vatandaşı olduğu söyleniyor. Yerel makamlar 29 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle planlanan etkinliklerin iptal edilmemesini istedi. Saldırı nedeniyle ara verilen seçim kampanyalarının da yeniden başladığı öğrenildi. Evet, yine İngiltere ile Manchester'la devam ediyoruz ve yaşananlar nedeniyle Amerikalı ünlü pop sanatçısı Ariana Grande geliri Manchester mağdurlarına dağıtılacak bir konser verecek. Amerika Birleşik Devleti ünlü pop sanatçısı olan Ariana Grande, Manchester terör saldırısında mağdurların yaralarını sarmak için konser vereceğini açıkladı. Sanatçı Twitter hesabından, "Kalbim Manchester terör saldırısında hayatını kaybedenlerle birlikte. Hissettiğiniz acıları ne ben ne de başkası dindirebilir. Ancak elimden ve kalbimden geldiğince her şeyi yaparım. Böyle bir olay neden gerçekleşir hala anlamıyorum. Bizi bölmelerine izin vermeyeceğiz. Nefretin kazanmasına izin vermeyeceğiz. Susmayacağız, korkmayacağız. Manchester'a dönüp mağdurlara yardım etmek için konser vereceğim." mesajını yayınladı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin uzay fotoğrafları yayınlandı. Bugüne kadar uzaya yapılan seferlerden yeni kareler paylaşan kurum, astronotların uzaydaki anılarını da bir kez daha gözler önüne serdi. Uzay yarışında rakibi Sovyetler Birliği'ni geride bırakan ve pek çok ilke imza atan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, en ikonik uzay fotoğraflarını yayınladı. Bugüne kadar uzaya yapılan seferlerden yeni kareler paylaşan kurum astronotların uzaydaki anlarını bir kez daha gözler önüne serdi. NASA kurumunun yaklaşık 60 yıllık tarihindeki önemli başarılarının da adım adım gözler önüne serdiği ortaya çıktı. 29 Temmuz 1958 döneminin ABD Başkanı Eisenhower tarafından kurulan NASA, 1 Ekim 1958 tarihinden itibaren askeri amaçlardan ziyade sivil alanda hizmet vermeye başlamıştı.
Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yılın başarılıları ödül gecesi yapıldı. Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yılın başarıları ödül gecesini gerçekleştirdi. Gece ise ilgi yüksekti. Ödül töreninde dernek başkanı Süleyman Göktaş kısa bir konuşma yaptı. Futbolumuzun yeniden yapılanması, yeniden tartışılması, yeniden yeni bir statüleşme gereğini hissediyorum. Bu isim de her geçen gün artıyor. Ancak durmak yok, federasyonumuzla birlikte, derneğimiz, diğer kuruluşlarımız hep bir araya gelip futbolumuzu daha kaliteli, daha çağdaş anlamda nasıl oynanması gerektiğini bulmalıyız. Seyirciyi sahalara çekmeliyiz ki daha da güzelleştirelim futbolu. Ardından gecede başarılı 53 antrenöre ödülleri takdim edildi. Özel Eğitim Vakfı Yıldızlar Treni Tiyatro Kulübü Neydi Olacağı Tiyatro Atölyesi ile birlikte Takladım Seni Kabul Et isimli tek perdelik komedi oyununu dün akşam saat 19'da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Özel Eğitim Vakfı, ÖSEV Yıldızlar Treni Tiyatro Kulübü Neydi Olacağı Tiyatro Atölyesi ile birlikte Takladım Seni Kabul Et isimli tek perdeli komedi oyunu seyircisiyle buluştu. Oyuncu seyirci hem güldürdü hem de düşündürdü. Gönüllü Belediyesi Çocuk Şenliği başladı. Etkinlikte dans gösterileri de yapıldı. Gönüllü Belediyesi Çocuk Şenliği başladı. Şenlik kortej yürüyüşüyle başlatıldı. Kortej sebebiyle sokaklar rengarenk kıyafet giyen çocuklarla doldu. Her gün böyle çocuklarımız geliyor. Onlar için bir alkış da alabilir miyiz? Etkinlikte dans gösterileri de gerçekleşti. Thank you.
Köyneli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli ise etkinlikte yaptığı konuşmada bu yıl 11.sini düzenledikleri çocuk şenliğine katkı koyan tüm ekiplere teşekkürlerini iletti. İkinci uçurtma şöleni gerçekleştirildi. Mausa Glapsides plajında gerçekleşen şölen oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Kasımoğlu Belediyesi ve Mausa Kültür Derneği'nin birlikte organize ettiği ve bu yıl 25.si düzenledikleri Mausa Çocuk Festivali renkli etkinliklerle devam ediyor. Etkinlikler kapsamında 12. uçurtma şöleni gerçekleştirildi. Kasımoğlu'sa Glapsides plajında gerçekleşen şölen oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların velileriyle uçurtma uçurmaları güzel anlara neden olurken çocukların mutluluğuysa görülmeye değerdi. Ve sırada vizyondaki filmler var. Bu hafta vizyonda birbirinden iddialı yerli ve yabancı filmler var. Patron Bebek adlı film bu filmlerden biri. Evimizi tamamen ele geçirdi. Şuna bakın, üzerine takım elbise var. Büyümüş de küçülmüş. Ve evrak çantasıyla dolaşıyor. Görmüyor musunuz bu bebek? O nasıl desem? Küçük bir ucube. Ama sen de kuzucuğunu elinden bırakmıyordun ta 6 yaşında. Kuzucuğu bu işe karıştırmayın. İnan bana, bir gün onu bütün kalbinle seveceksin. Hiçbir zaman. Karayip Korsanları Salazar'ın İntikamı adlı filmde bu hafta Beyaz Perde'de izleyebilirsiniz. There's nowhere to hide. Find Sparrow for me. Considering where your left hand is, I'd say we're more than that. Oh, monkey. I'm not looking for trouble. What a horrible way to live. You will pay for what you did to me. Bu hafta sinemalarda Özgürlüğün Sesi Bilal adlı film de var. Seslendirenler Ayça Bingöl, Hakan Vanlı, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan ve Engin Altan Düzyatan. Özgürlüğe, adalet ve eşitliğe, çağrıya ve ilk ezana şahit olun. Ayrıca 4N1K, Kanlı Oyun, Kral Arthur, Kılıç Efsanesi ve Osmanlı Subay adlı filmler de bu hafta Beyaz Perde'de. Ve para ve hava durumuna göz atıyoruz. Bölgemiz alçak basın sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacaktır. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvetle esecek. Bu gece ve yarına kadar yurtta hava şöyle. Defkoş 31, Ercan 30, Girne 26, Güzelyurt 28, Lefke 24, Kasımoğlu 28, İskele 28. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 31 derece olarak hissedilecek. Kopbank para borsa hattını sunar. Ortalama kur olarak Amerikan doları değer kazanarak 3.57,
Euro değer kaybederek 3.99 ve İngiliz sterlini değer kaybederek 4.58 Türk Lirası'ndan işlem gördü. 98.384 puandan açılan Borsa İstanbul değer kaybederek 97.557 puanı dünün 155 puan ve 0.16 altına kapadı. Kopbank para borsa hattını sundu. Hava ve para durumuyla birlikte noktalıyoruz ana haber bültenimizi. İyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın. Pandoras'tan büyük indirim. Tüm Pandoras ürünlerinde indirim. Bebek ve çocuk kıyafetleri, bebek aksesuarları, oyuncakları, çocuk odası için birbirinden şık aksesuarlar. Pandoras'ta %50 indirimde. Kaçırmayınız.